Emlak, en iyi ısıtma sistemleri. Hepsi konumunuza ve bölgenizdeki endüstrilerin verimliliğine bağlıdır. Aşağıdaki listede şunlar dikkate alınmaktadır. Genel yakıt maliyeti, iklimler, sistemlerin verimliliği, teknolojinin verimliliği. Isıtma sistemlerinin artıları ve eksileri şunlardır. Gazlı ısıtma. Özellikle doğal gaz fiyatlarının düşük olduğu bir bölgede yaşıyorsanız, gazlı ısıtma sistemleri genellikle en ucuz seçenektir. Ayrıca elektrikli ısıtma sistemlerinden daha verimlidirler ve enerji faturalarınızdan tasarruf etmenizi sağlar. Bölgenizde doğal gaza erişiminiz yoksa, verimli ancak daha pahalı olabilecek propan veya petrol dağıtımı için ödeme yapmanız gerekebilir. Yağ ısıtma. Doğal gaza erişiminiz yoksa mazotlu ısıtma sistemleri iyi bir seçenektir. Yağlı ısıtma genellikle elektrikli ısıtma sistemlerinden daha güvenilirdir çünkü elektrik şebekesine bağlı değildirler. Bununla birlikte, mazotlu ısıtma sistemlerinin kurulumu ve bakımı gazlı veya elektrikli sistemlere göre daha pahalıdır. Elektrikli ısıtma. Elektrik fiyatlarının düşük olduğu bir bölgede yaşıyorsanız veya iyi yalıtımlı bir eviniz varsa elektrikli ısıtma sistemleri iyi bir seçenek olabilir. Kurulumu gaz veya mazotlu ısıtma sistemlerine göre daha kolay ve daha ucuzdur. Elektrikli ısıtma sistemleri, gaz veya petrol sistemlerine göre daha az verimlidir ve bu da daha yüksek enerji faturalarına yol açabilir. Güneş enerjisiyle ısıtma. Güneş enerjisi, pasif ve aktif güneş enerjili ısıtma sistemleri aracılığıyla evleri ısıtmak için kullanılabilir. Pasif güneş enerjisiyle ısıtma, bir binanın alana giren güneş ışığı miktarını en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanmasını içerirken, aktif güneş enerjisiyle ısıtma, güneş ışığını absorbe etmek ve onu ısıya dönüştürmek için güneş kolektörlerini kullanır ve bu daha sonra evdeki suyu veya havayı ısıtmak için kullanılır. Güneş enerjisiyle ısıtma oldukça uygun maliyetlidir çünkü güneş enerjili ısıtma sistemleri kurulduktan sonra çok az bakım gerektirir ve güneşten bedava enerji sağlayabilir. Enerji faturalarınızı önemli ölçüde azaltırlar ve hatta ekstra enerji üretirseniz, bu enerjiyi komşularınızın kullanması için elektrik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneş, emisyon üretmemesi, temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması nedeniyle çevre dostudur. Güneş, kıştan bağımsız olarak yıl boyunca suyu, havayı ve evinizin yapısını ısıtabilir. Çatınıza güneş panelleri takabilirsiniz. Ancak doğru şekilde kurulmadığı takdirde bu durum maliyetli olabilecek çatı sorunlarına neden olabilir. Eğer bu mümkünse, panelleri bahçenizdeki yakındaki bir kulübeye veya yapıya, evinize giden hatların minimum enerji kaybıyla oluşturulabileceği bir yere yerleştirmek en uygunu olabilir. İlginçtir ki, 6 ay boyunca güneş enerjisi sistemleri satan Canopy Energi'de çalıştım. Güneş enerjisini seviyorum. Jeotermal ısıtma. Jeotermal enerji, yeryüzünde depolanan ısıdan yararlanılarak evlerin ısıtılması için kullanılabilir. Isıyı yerden eve aktarmak için bir jeotermal ısı pompası kurulur. Jeotermal ısıtma enerji açısından verimlidir çünkü evinizi ısıtmak ve soğutmak için dünyanın sabit sıcaklığını kullanır ve bu da geleneksel ısıtma sistemlerine göre daha az enerji gerektirir. Çevre dostudurlar ve emisyon üretmezler. Böylece iklim değişikliğini azaltabilirsiniz.
Jeotermal ısıtma sistemleri yaklaşık 25 ila 50 yıl gibi uzun bir ömre sahiptir. Bu nedenle sisteminizi diğer sistemler kadar sık değiştirmeyeceksiniz. Biyokütle ısıtma. Biyokütle enerjisi, fosil yakıtların kullanımına sürdürülebilir bir alternatif olarak ısı üretmek için odun, pelet veya diğer organik maddelerin yakılmasını içerir. Biyokütle ısıtması, petrol veya gaz gibi geleneksel ısıtma sistemlerine göre uygun maliyetli ve daha ucuzdur. Biyokütle, organik madde kaynaklı yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve karbondioksit salmasına rağmen, ürünün ön yakma işlemi sırasında emisyonlar iptal edildiği için karbon nötr olarak kabul edilir. Yenilenebilir enerjinin çevre dostu kullanımı. Güneş enerjisi, jeotermal ve biyokütle ısıtma, ev sahipleri için uygun maliyetli, çevre dostu ve güvenilir enerji kaynakları sağlayabilir. Size özel avantajlar konumunuza, ikliminize ve kişisel tercihlerinize göre değişir. Isıtma sistemleri, karbon ayak izinizi azaltmanın ve zaman içinde enerji faturalarınızı düşürmenin harika bir yolu olabilir. Bu sistemleri kurmanın ön maliyetleri yüksek olabilir. Bu nedenle kararınızı vermeden önce hem kısa vadeli hem de uzun vadeli maliyet faydayı dikkatlice değerlendirdiğinizden emin olun. Isıtma sisteminizin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için evinizi yalıttığınızdan emin olun. Profesyonellere danışın. Eviniz için en güvenli ve en iyi ısıtma sistemi, aşağıdakileri içeren özel koşullarınıza bağlı olacaktır. Evinizin yaşı ve durumu, kişisel tercihleriniz, bu sistemlerin bölgenizde bulunup bulunmadığı, kurulum maliyetleri, deneyimli ısıtma profesyonellerinin bulunup bulunmadığı ve bütçeniz. Sizin için en verimli ve uygun maliyetli ısıtma sistemini belirlemek için bölgenizdeki ısıtma ve soğutma uzmanlarına danışın. Isıtma sisteminizin iyileştirilmesine ilişkin maliyetlerin bir kısmını dengelemek için mevcut hükümet programlarına veya indirimlere bakın. Bölgenizde bir sistem mevcut değilse iletişime geçebilirsiniz.